Evet, şimdi bir alan daha yapacağız. Bunları biz content dedik ama burada özet kısımları da olur blokların. Biz özet diye bir alan ekleyelim. Bin diyorum. Blocknet'e geliyorum. Evet, ablamız bu şekilde. Veri diyelim. Pardon, tanım diyelim. Content araya bir şey ekleyelim. Summary. Summary'miz text olsun. Null değerlere izin verebiliriz. Şimdilik. Evet, normalde istemiyoruz, null değer olmaması lazım. Bakın kabul etmiyor çünkü diğer şeylerde null değerler var. Length precision dedi. Biz bir şey ifade etmedik ama neyse, bir daha bir bakalım. Int diyelim. Ntext diyelim. Cannot alter column demiş. Kapatalım bir. Tekrardan bir bakalım. Tanıma summary eklenmiş. Bunu değiştirirken çıkıyor herhalde. Bu alanı bir silelim. Tekrar kaydedelim. Tekrar gelelim. Summary. End text. Boş olmasın. Alter table cannot be null values. Evet, bu sıkıntı çünkü bazı alanlarımız şu anda boş. Neyse, kaydettik. Summary'ler boş şu anda. Buraya özet diyorum. Özet 1, özet 2, özet 3, özet 4, özet 5, özet 6, özet 7. Özet alanlarını da, summary'leri de ekledik. Şimdi blogumuza geldiğimiz zaman özetler gösterilmiyor, ayrıntılar gösteriliyor. Özetlerin gösterilmesi için dosyalara gelirsek, post değil, post boşta duran bir dosya, default CSHTML. Burada content yerine summary diyeceğiz. Sayfayı yenilediğimiz zaman özetler geldi. Evet, şimdi burada bir link yapacağız ve ilgili dosyanın görünmesini sağlayacağız. Bir sonraki derste bu aşamaya geçelim.